Yurdun doğusu karla adeta mücadele ediyor. Şimdi biz de Habertürk meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öster'e soracağız. Hüseyin Öster, günaydın. İyi sabahlar, günaydın Ela. İyi sabahlar. Söylediğim gibi doğuda çok kuvvetli kar yağışları sonucu çığlar düşüyor. En çok kar yağışını alacak bölgeler nereler birazdan bakacağız. Çünkü kış henüz bitmedi görünüyor. Hava biraz ısındı Türkiye genelinde, ancak bu ısınmayla birlikte batı bölgeler ilkbahara girerken Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yine çığ riski var. Şu an ekranlarda Türkiye haritasını görüyorsunuz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü. Pek bir yağış yok. Hatta haftanın en yağışsız günü Mardin çevresinde ve sınırlarımıza yakın yerlerde yağmur şeklinde görünüyor yağışlar. Dar bir alanda hava ısındı dedik. Hal böyle olunca karlar daha hızlı kaygan zeminde, dik yamaçlı zeminde aşağılara doğru yuvarlanıyor. Çığ dediğimiz hadise yükseklerden kopan kar birikintilerinin büyüyerek aşağıya doğru inmesi, ama her seferinde de bir topak şeklinde inmiyor. Yani bu çizgi filmlerdeki gibi adeta bir çatıyı temizlersiniz ya bazen, o çatı nasıl kar birikintisini aşağı bir yığın halinde indirir. Bazı yamaçlardan da işte bu şekilde düşüyor. Yolların geniş bir kesitini kapatıyor. Bir kesit halinde yolu kapatıyor. Oraya giden kurtarma aracı o yolu açacak. Açmak için giden kişi de aslında yolda kalıyor. Dolayısıyla yollara çıkmamakta fayda var. Nerelerde derseniz Ardahan'ın yüksekleri, Artvin'in yüksekleri, Erzurum, Ardahan, Artvin yolu yine. İşte yeni barajın Artvin çevresindeki etrafı, buralarda yine çığ riski var. Uyaralım efendim. Gelecek 3-4 gün daha hem hava burada biraz ısınıyor. Isındıkça da kayganlık, yer değiştirme olasılığı artıyor. Batı bölgelerde ise bir ilkbahar havası var. Daha doğrusu sabah saatleri soğuk, gece de soğuk sayılır. Ama gündüz şöyle bir 8 saat boyunca ilkbahar tadı alacağız. İstanbul bugün 18 derece. Güneş altında 25 derece hisseder insanlar. Ege'de ve Akdeniz'de de 20 derecelere ulaşıyoruz. Güneş altında 28 derece hissederiz. Yani neredeyse bir Haziran havası. Ama işte 7-8 saat boyunca, yani günlerin 3'te 1'i ilkbahara döndü. Geri kalan kısmında ise kış soğuğunu yaşıyoruz. Ama yağış yok. 4 gün İstanbul'da, Marmara'da yağış yok. Güney bölgelerde yağmurlar. Ege, İzmir, Muğla, Fethiye. Fethiye'de bu gece biraz kuvvetli yağabilir yağmur. Güneyde böyle lokal yağmurlar görünüyor. Sonra gelecek hafta 14-15 Şubat'tan itibaren ise bir hafta başlıyor ki 22 Şubat'a kadar yeni soğuklar görünüyor. Ama nerelerde kar yapabilir? 10 günlük vadede derseniz aşağı yukarı tahmini haritamız şu. Bakın, bu yeşil alanlarda ve sarı alanlarda yine yarım metreye yakın kar yağmasını bekliyoruz. 14-15 Şubat'ta başlayıp 20-22 Şubat'a kadar olan o dönemde. Bu sırada İstanbul'da yine kar olasılığı henüz görünmüyor. Ankara'da da öyle. Ancak Bolu, işte Uludağ, Kartalkaya gibi tesisler yeni bir kar tazeleme şansı bulacaktır. Eridi bir kısmı, eriyor yani şu an bugünlerde. Tekrar böyle bir ay ortası bir hafif bir kar geliyor. Ama doğuya bakınca özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz, hani kış şöyle bir Kasım sonu bir başladı. Şubat sonuna kadar aman vermeyecek gibi duruyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz şu an Türkiye'nin mevsim ortalamalarının üzerinde bir kış yaşıyor. Batı nasıl bu kadar sıcak kalıyor kıyılar, değil mi? Hep çünkü Lodos'tan esiyor. Güney batı yönlerden biz ılık havayı alıyoruz. Karadeniz üzerinden, Sibirya'dan ya da İzlanda'nın üzerinden, Kuzey Avrupa'dan bir soğuk dalga gelirse de Marmara'da kar konuşuyoruz. Ama şimdilik öyle bir soğuk dalga görüntüsü yok. Sadece şu var, 8 gün, 7 gün içerisinde havalar soğuyacak. İstanbul mesela tekrar 7 dereceye düşer. Bakın bugün 17 derece, 18 derece. Gelecek hafta sonuna doğruysa, bu hafta sonu değil de bir sonraki 7-8 derece. Yine bir soğuma var ama böyle kara kış geri dönüyor diyemiyoruz. Sadece kışın böyle orta sertlikteki soğukları tekrar Türkiye'ye gelecek duruyor. Böylece yeni yağışlar oluşacağı için şanslı sayılırız. Bundan sonrasını kurak geçirme ihtimallerimiz de var. Biz geçtiğimiz yıllarda bazen Şubat ayında hiç yağış alamadık. Ocak'ta yağış almıştık da falan. Böyle olması yerine gelecek haftadan itibaren yeni yağışlar Türkiye'ye sokulacak görünüyor. Bu anlamda olumlu. Bir de bugünler böyle güzel kuş cıvıltıları, bahçe sesleri, işte balkonlar, arkadaşlarla iş çıkışında kısa yürüyüşler, hafta sonu parklarda, deniz kıyılarında vakit geçirmek için ideal zamanlar yani. Bunu da değerlendirmek için vakti olanlara öneririz efendim. Dolayısıyla böyle bir bahar havası 4 gün daha en az bizimle, 4, hatta yerine göre 5-6 gün
Biz de takip ediyoruz hala hava tahminlerini. Güzel haberlerini aldık Hüseyin Öster. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.